Bu bir kariyer değil, bu bir yaşam tarzıdır arkadaşlar. Yani arkadaşların öncelikle şu konuya bir karar vermeleri gerekiyor. Yani kimse size iş garantili herhangi bir şey sunmuyor burada. Neyse, pilotlu konumuza geri dönmek gerekirse arkadaşlar, konumuz dağıldı. Şimdi Avrupa'da bu iş Türkiye'ye göre biraz daha ucuz tabii ki. Yani biraz daha ucuz dediğim, neredeyse bazı yerlerde yarı yarıya fiyat farkları olabiliyor. Ama bu işi yapmadan önce karar vermeniz gereken, dediğim gibi, ben bu işi yapabilir miyim? Ben bu işi seviyor muyum? Ve bu yatıracağım para, buraya yatıracağım, kendime yapacağım. Yani sonuçta burada kendinize bir yatırım yapıyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim? Çünkü şimdi yüksek bir miktarda para ödeyecek sonuçta. Tabii ki, evet. Yani o kursu alabilmek için. Evet. O parayı ödedikten sonra onun mesela getirisini pilotluk mesleğinde sence ne kadar da alınabilir? Yani geri... Yani şöyle, hani bunu direkt bir ticari olarak düşünmemek lazım. Hani ben şu kadar para yatırdım, bu parayı 3 sene içerisinde amorti ederim tarzında. Hani değil, borç alan falan birisi olur diye sordum. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben genel bir insight vereyim size bu konuda. Yani şimdi pilotluk eğitimi yaklaşık olarak 45 bin euro civarında şu an bir tutar oluyor. 45 bin? Evet. Yani 40-45 bin euro arasında. Ne kadar sürüyor? Maliyeti olur. Sizin kendi performansına da bağlı olarak ortalama 1,5-2 sene arasında en son alınacak olan, yani sizi havayolu şirketlerine başvurmaya hazır bir pilot haline getirecek Commercial Pilot License, yani CPL lisansınızı almaya elverişli hale gelirsiniz. Peki mesela şimdi örnek verelim. Türk Hava Yolları'nda pilotlarını adamlar kendileri yetiştiriyor. Senin bu aldığın diyelim bu pilotluk eğitiminde işte Ryanair, Wizz Air, Jartair, Jurtair, yani bunların hepsinde pilotluk başvurusu yapabiliyor musun? O kadar, yani geçerliliği her hava yolları için geçerli mi bu eğitim? Yani şöyle arkadaşlar, ben öncelikli olarak hani Türkiye için konuşmak gerekirse, şimdi Türk Hava Yolları tamam, kendi bir flight akademisi var. Onlar kendi pilotlarını yetiştiriyorlar ama tabii ki dışarıdan da alıyorlar. Yani sadece kendi akademisi elverişli, yeterli değil. Aynı zamanda yani Türk Hava Yolları için bir durum var ama ben şunu söyleyeceğim. Avrupa'da işe girmek, yani biz Türkler için, eğer Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir ülkeden vatandaşlığınız yoksa, pasaportunuz yoksa, tecrübesiz pilot olarak Avrupa'daki herhangi bir havayolunda işe girmeniz neredeyse imkansız. Yani bu yüzden geri Türkiye'ye dönmeyi planlamanız gerekiyor. Birinci olarak bunu aklınızda tutun. Yani Türkiye'de gidip tecrübe mi kazanması gerekiyor? Yani Türkiye'ye gideceksiniz çünkü ilk işe girişi Türkiye'de yapmanız gerekiyor. Evet. Orada daha rahat, yani buradan tecrübe eden arkadaşlar da Türkiye'ye döndükleri zaman işe girebilirler. Yaklaşık olarak bir sene içerisinde aktif bir şekilde iş arayışınız varsa ve Covid gibi hani tüm dünyayı etkileyen global bir sıkıntı olmadıktan sonra, yani lisansınızı almanızdan sonra yaklaşık olarak bir sene içerisinde işe girebiliyorsunuz. Tabii bu kendinizi geliştirmenize de bağlı. Yani kimse size iş garantili herhangi bir şey sunmuyor burada. Lisansınızı da kendi imkanlarınızla alacaksınız. Daha sonrasında aldığınız lisansla beraber kendi bilgi birikiminizle gidip havayolu şirketinin mülakatına girip oradan da geçip o şekilde devam etmek sizin elinizde. Kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bağlı. Ama dediğim gibi Türkiye'yi düşünmeniz gerekiyor ilk etapta. Daha sonrasında belli bir saatin üzerine, yani örnek veriyorum, en az 1000 saat sınırı olarak düşünebilirsiniz. 1000 saat düşündükten sonra herhangi bir hava yolunda jet motorla, yani Boeing veya Airbus olarak, sonrasında önünüze imkanlar açılır. Dubai olsun, Katar olsun veya Avrupa'daki, eğer Avrupa'ya taşınmak isterseniz buralarda havayolu şirketlerine de rahat bir şekilde başvurabilirsiniz. Peki şeye soracağım, o zaman Türkiye'deki sivil havacılık eğitimlerini alsak, sonuçta sen diyorsun ya burada Avrupa'da 45 bin euro, yani mesela belki Türkiye'de daha ucuzdur. Yani Türkiye'de eğitim almakla burada eğitim almak farkı nedir? Şöyle söyleyeyim onunla alakalı. Türkiye'de eğitim almak daha ucuz değil. Türkiye'de eğitim almak neredeyse yani şu an için yanlış bilmiyorsam eğer 75 bin euro civarlarında bir şey mal ediyor. 75 bin? Aynen. Burayı tercih eden arkadaşlar da zaten fiyattan dolayı genelde burayı tercih ediyor. Okey. Burada daha ucuz diyorsun. Aynen. Yani ucuz olması daha var. Ama her şey İngilizce olacak tabii yani. Tabii ki her şey İngilizce olacak ama yani şunu da göze almak gerekiyor ki pilotluk, eğer kariyer olarak bir havayolu şirketinde veya pilot olmak istiyorsanız sizin diliniz İngilizce olacak. Çalışma ortamınızdaki diliniz yani çok yüksek. Ya zaten evet evet evet. Yani daha faydalı yani aslında. Yani Türkiye'de de bu eğitimi alırsanız herhangi bir havayolu şirketinin mülakatına gittiğinde sizden ya İngilizce sınavını geçmenizi isteyecekler veya bütün mülakatın, örnek veriyorum, Sun Express'te Türkiye'den de geçsiniz, nereden geçerseniz bir alın lisansınızı, mülakatın tamamı İngilizce. Bu yani kendinizi ifade edebilecek seviyede, soruları cevaplayacak seviyede bir İngilizcenizin olması gerekiyor. Anladım. İşe başlamadan önce bunu da aklınızda tutmanız gerekiyor. Evet. Yani şimdi ben pilot olmak istiyorum, yurt dışında eğitim almak istiyorum.
Bu konuda değerlendirmem gereken böyle kriterler sence en önemli 3 tanesi veya yani 5 tane? 3'te sınırlandırmayalım istersen. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Sen en önemli kriterleri söyle mesela. Tabii ki. Neleri yani, değerlendirmem lazım? Öncelikli olarak bununla alakalı şu bazı arkadaşlarda şey sıkıntısı oluyor. İşte ben hani sözel bir bölümden mezun oldum. Bununla tamam. alakalı bir sorunum olur mu? Aslında bu kurs yani şöyle düşünün, bu bir ehliyet kursu gibi. Siz paranızı veriyorsunuz. Araba ehliyeti değil de gidip bir pilot ehliyeti alıyorsunuz. Birincisi bu. Evet. İkincisi herhangi bir üniversite mezuniyeti istemiyor kurs için. Ama daha sonraki planlamanızda havayolu şirketine başvururken orada birçok havayolu şirketi pilotunun en az lisans mezunu olmasını istiyor. Hmm. Yani bu da onların kendi kriterleri. Yani lisansınızı almanız engel değil. Ama havayolu şirket, bazı havayolu şirketlerine işe girerken size engel olabilir. Bu yüzden bir lisans mezunu olmanız da bu yönden size çok büyük bir avantaj getirir. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz yabancı dil, İngilizce olarak. Ve belli bir, yani bu kursun özellikle belli bir bölümünde teori çalışma kısmınız var. Orada da sizin şey yapmanız gerekiyor. Belli bir çalışma alışkanlığınızın olması gerekiyor ki bu kursunuzu başarılı bir şekilde tamamlayabilin, teori kısmını geçebilin. Daha sonrasında da tabii ki uçuşlarınız olacak. Yani ortalama olarak 200 ile 220 saat arasında kursun sonuna kadar bu uçuşunuz olacak. Eğitim uçuşları bunlar. Ama yani normal bir fiil uçağı sizin kontrolünüzde olan uçuşlarınız olacak. Yani daha öncesinde test ettiğiniz bir yükseklik korkunuz var mı veya bu uçaklar normal havalı uçaklarından daha sarsan ve uçtuğunuzu hissettiren uçaklar. Hmm. Yani bazı arkadaşlar bununla alakalı sıkıntı yaşarlar da oluyor. Hmm. Uçuş okuluna gitmeden önce belki bir test uçuşu isteyebilirsiniz. Yani bir iki saatlik bir test uçuşu, yani nasıl bir şey olduğunu. Çünkü tamamen farklı. Normal uçuşlarınızdan tamamen farklı bir uçuş. Yani orada nasıl hissedeceksiniz? Dediğim gibi bazı arkadaşlar mesela uçmaya yani uçuş eğitiminin sonuna kadar hep uçuşunda kusan arkadaşlarımız oldu. Hmm. Yani bu tarz sorunlar da olanlar da oldu. Yani bunları bilebilmek adına, yatırım yapmadan önce kendinizi tanıyabilmek adına vücudunuzda bundan reaksiyon nasıl olacak? Onu da bir ölçmeniz gerekiyor. Sağlık şartları. Aynen. Aslında. Zaten belli bir şey var. Sağlık mı? Yani nasıl diyeyim? Bir check-up'tan geçmeniz gerekiyor. Yani yeterlilik belgesini alabilmeniz gerekiyor. Class 1 almanız gerekiyor. Evet. Bunları tamamladıktan sonra zaten dediğim gibi geri kalan kısmı sizde. Hem teori hem de pratik kısmında üzerinize düşenleri yapıp daha sonrasında bu bölümleri atlayıp o lisansınızı alabiliyorsunuz. Hmm. Yani son olarak da şunu ekleyeyim. Biz şu anda Polonya'dayız. Polonya'da birçok uçuş okulu var. Ve birçok kontrolsüz hava sahası da var. Hmm. Yani belli bir yani uçuşa başladığınız zaman ileride tabii uçuşa başlarsanız eğer bununla alakalı daha fazla tecrübeniz olacak, bilginiz olacak. Yani kontrolsüz hava sahasının şöyle bir avantajı var. Kendiniz burada uçak kiralayıp istediğiniz yere gidip uçabiliyorsunuz. Birçok havaalanı var. İnip kalkış yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz. Yani bu uçuşun belli bir bölümünde 100 saatlik sadece kendinizin uçması gereken kendi lisansınızla bir eğitim süreci var. Burada arkadaşlarınızla beraber uçuşlar planlayabilirsiniz. Evet. Örnek veriyorum, biz şu an Varşova'dayız. Bizim yaptığımız bir planlama vardı. Varşova'dan çıkıyoruz. Bu Baltık Denizi'nin kenarında Gdansk diye bir şehir var. Evet. Sabahtan uçuşumuz hem uçuş doldurmak adına kendimiz uçarak Varşova'dan çıkıp Gdansk'a gidiyoruz 2 saat. Orada denize girip akşam geri geliyorduk. 2 saat 4 saatlik uçuş tamamlıyorduk. Hmm. Yani bu tarz aktiviteler de yapabiliyorsunuz. Hatta bazı arkadaşlarımız buradan çıkıp uçuşla Almanya'da bir durak yaparak daha sonrasında Amsterdam'a kadar gidip geri geldiler. Evet. Yani bu tarz aktiviteler de yapabilirsiniz. Farklı ülkelere de gidebilirsiniz. Hmm. Yani Avrupa'da aslında yapmanın bir avantajı da bu. Yani daha özgürsünüz. Diğer ülkeleri. Kendiniz uçabiliyorsunuz. Yani şöyle. Diğer ülkelerden ziyade Avrupa'da bu özgürlük veriliyor. Ama Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla da şöyle bir avantaj var. Polonya ve Macaristan en ucuz eğitim verenler. Polonya ve Macaristan? Yani Polonya, yani şöyle. Avrupa'da bu eğitimin en ucuz alabileceğiniz yerler Polonya ve Macaristan. Evet. Bundan dolayı da zaten araştıran arkadaşlar da muhtemelen görmüşlerdir. Daha çok Türkiye'den gelenler Macaristan'a veya Polonya'ya gidiyorlar. Hmm. Yani zaten bizim için öncelikli olan fiyat olduğu için burada hani yüksek mevla alacağız. Ve en ucuz nasıl yapabiliriz derdinde olduğumuz için. Evet. Ben de dahil olmak üzere ilk geldiğim zamanlarda. Bundan dolayı bu iki ülke arasında gidip geliyor. Burada da Macaristan, yani hani tabii ki ben tam olarak oraya gidip de oradan bir eğitim de almadım. Net olarak bilmiyorum. Ama duyduklarım, tecrübe ettiklerim Macaristan'da devam edip daha sonrasında eğitimin geri kalanını burada tamamlayan arkadaşlarla konuştuklarıma göre, yani bu şekilde edildiğim tecrübeler sonucunda da Polonya'daki eğitimin Macaristan'daki eğitimden daha kaliteli olduğu kanısına vardım ben. Sizler de tabii kendiniz araştırmanızı yapıp belli arkadaşlarla konuşup daha kesin kararınızı ona göre de verebilirsiniz. Aynen.
Çok teşekkürler bilgiler için. Eğer bir sorumuz olursa videonun yorumlar kısmında belirtiyoruz. Veya sana ulaşabilir miyiz? Tabii ki bana da ulaşabilirsiniz ama Suat'ın kanalı üzerinden hem abone olursanız hem de oradan bu videoyu da beğenirseniz daha sonrasında yine kanaldaki yorumlar kısmına kafanıza takılan soruları da yazdığınız takdirde biz oradan Suat'la beraber bütün soruları mutlu bir şekilde cevaplayacağız. Bununla alakalı şüpheniz olmasın. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Son pozumuzu veriyoruz o zaman. İstikbal göklerde. Eğitimde başarılar.